Benim için her anı değerli, herkesin tecrübesi. O yüzden böyle ses kaydı alıyoruz senin yüzünü göstermeden. Prostat ikinci masaj yaptık sana. Şöyle bir bize başından geçenleri bir özetlemeni rica edeceğim. Ne oldu, sen ne şikayetlerle başlamıştın bu işe, neler yapmıştın? Ben en başta bu perineal bölgede bir ağrı, yanma, batma... Bu arada perineal bölge diyorsun, hani millet, sen şimdi tıp öğrencisisin, adını vermeden bunu da söylemiş olalım. Kaçıncı sınıfsın? 5. sınıf. Peki, perineal bölgede bir bağ... Ne zaman başladı o? Niye başladı sence? Yani bir sebep yoktu aslında. Durup dururken bu hisleri hissetmeye başladım. Özellikle oturduğumda artan... Cinsel yolla bulaşan bir ilişki değil, değil mi? Yani korunmasız bir ilişkim çalmadı. Evet, yani birçok hastada aslında biz eskiden hep böyle bir cinsel yolla bulaşan ilişki bu işe sebep olur diyorduk ama daha farklı sebepler var. Ben şimdi ayak üşütme benim için ikinci aday. Böyle bir soğuk yerlere çıplak basma falan var mıdır? Sende öyle bir alışkanlık var mıydı? Yani olabilir aslında. Çok böyle dikkat ettiğim bir durum değil yani. Üşütme işin içinde bence var. Dışarıda çalışma veya işte şimdi ders çalışırken bir yerden belki bir esinti altında kalıyorsun. Bir böyle bir şeylerin olduğunu düşünüyorum. Olabilir. Çünkü sebepsiz bir şekilde bu işe yakalanan da çok var. Perinede ağrı, idrarda yanma falan var mıydı? İdrar yaptıktan sonra yanmam oluyordu. Evet, enteresan. Normalde olmaması lazım böyle bir şeyin. Evet. Ne kadar zamandır? Ne kadar zamandır? Yaklaşık bu Temmuz yani nereden? Yani 6-7 aydır. 6-7 aydır böyle bir şey var. Yani. Tıp fakültesinin olduğuna göre oradaki urolog abilerinden işte çeşitli klasik konvansiyonel tedavileri almışsındır değil mi? Antibiyotikler, şunlar bunlar. Denedim. Kaç kutu kullanmışsındır tahminen? Yani yaklaşık 3-4 farklı antibiyotikten. İkişer üçer kutu kullansan. Çok daha fazla. En az 6-8 evet. En az kullanmışım. 6-8'er kutu. 3 ama 3 farklı. Yani 3 farklı. Yani 20 kutu civarında antibiyotik tüketmiş misindir? 20 yoktur ama 10-12 civarında rahat vardır. Yani. Evet ve bir süre sonra zaten insanın morali bozuluyor. Psikolojik çok etkileyen bir hastalık. Evet, yani niye bence, sence bir tıp öğrenci olarak yorum yap bakayım niye etkiliyor? Yani bence bu hastalık iki yönlü ele alınması gereken bir hastalık. Hem bu semptomlar açısından hem de psikolojik açıdan. Evet. Çünkü yani hiç durmadan yani böyle çok şiddetli bir ağrı değil ama durmayan bir ağrı. Her an bir sızı gibi devam ediyor. Ve her idrar yaptığınızda mı oluyordu bu? Yani genel olarak. İdrar yapmazken de o perinede varlığını hissediyorsun. Oturunca artan. Yani, diğer bir hastamızda da hocam her gün boşalmayla beraber, kendinden boşalmayla beraber yanma vardı. Yanma vardı. Yani ya boşalma sırası sonrasında ağır oluyor ya idrar yapma. Ama perinede işte bir topun üstünde oturuyorum hissi çok sık rastlanan bir şey. Yumurtalıklarda ağrı ve o yüzden de bu gençlerde varikosel zannedilenler var. İşte o yüzden varikosel ameliyatı benim dahil yaptığımız, varikosel ameliyatı sonrasında yumurtalık ağrısı geçmiyorsa neredeyse %100 prostatittir diyebilirim. Çok az bir kısım fıtık başlangıcının yaptığı bilmem ne filan olabilir ama fıtık başlangıcının yaptığı sinir basısı bu çok zor bir şey. Fıstık, koskoca fıtıklar geliyor, adamın ağrısı yok. Yine de bu olabilir ama varikosel ameliyatı oldum ve testis ağrım geçmiyor eşittir prostatit. Ama sende mesela hiç testis ağrısı yok değil mi? Yok. İşte kişiden kişiye fark ediyor çünkü prostat içte yer alan bir organ. İşte yansıyan ağrı dediğimiz nasıl ki kalp ağrısı işte sol kola vuruyor, sırta vuruyor, mide ülseri zannediyor insan kendini. Bu da böyle yansıyan ağrıları var. Dünkü hastamız suprapubik bölgede ya benim gazım var gibi bir garip ağrım var diyordu. Prostatit çıktı. Ondan sonra şimdi sen ilk masajdan sonraki deneyimini anlat. Nasıl oldu? İlk gün böyle farklı bir ağrı yani normalde hissettiğimden farklı bir ağrı gibi bir durum oldu ama ben direkt zaten masajdan sonra bir rahatlama hissi geldi yani. Hmm. O değişik bir rahatlama hissini hissettim. Evet. Yaklaşık 4 gün boyunca hiç sanki yani bu olay hiç olmamış gibi çok rahattım 4 gün boyunca. Son 2 gündür yani o bir haftanın son 2 günü. Ben buradayım demeye başladım. Evet, yine ben... Aynı ağrı değil mi o senin klasik? Aynen. Yani şimdi bizim zaten yaptığımız şey mucize bir şey değil. Sıkıyoruz prostatın içine, burnunu sümkürür gibi onun içindeki akıntıyı, iltihabı boşaltıyoruz. Ne oluyor? Bunu boşalttığımız zaman sanki bir süngeri sıktın. O sonra yavaş yavaş daha ilk günden itibaren yeniden içine biriktirmeye başlıyor. Tekrar doluyor. O yüzden bu işi 6 kez yapmak. Bir daha sık, bir daha boşalt, bir daha sık. Mesela bazen daha birinciden sonra dolmayanlar da var. 5 kere boşuna yapıyoruz ama ne yapalım yani bunun şu andaki yöntemimiz bu.
Sen şimdi 3-4 gün, 4 gün rahatken 5. 6. gün yeniden o dolmaya başladı. Daha doğrusu baştan başlamıştı. O zamanlar iyice doldu. Şimdi tekrar masaj yaptık. Masajların ağrısı için ne diyeceksin? Ne kadar sıkıntılı? Yani dayanılmaz derecede yani, yoksa biraz dayanılmaz derecede bir ağrı değil ama yani bir ağrı da var sonuçta yani. Evet. Ama yani eğer bu işe çözüm olacaksa, bu rahatlık olacaksa bence yani tatlanabilir bir. Evet. Bu işi de devamlı geliştirmeye çalışıyoruz. İşte Ali de sağ olsun şu anda Ali Eren bizle beraber, biz hep ameliyathanelerde beraber çalıştığımız arkadaşımızdı. Onu da bu konuda eğittik ve o da şimdi bu işi gayet başarılı bir şekilde yapıyor. Çünkü tek kişi yetişmek zor. Bazen yurt dışı seyahatim oluyor. O hafta kim yapacak? Haftalık yapanları. İşte bazen çok yoğun peş peşe ameliyatlarımız oluyor. O hafta nasıl olacak? İl dışına gelen hastalarımız olacak. Onlara her gün yaptıklarımız oluyor vesaire. Çünkü bu, sen de bir tıp öğrencisin, görüyorsun. Bir ameliyat gibi zor bir şey değil. İşte bastırıyoruz. Evet. Ondan sonra bunu, bu işi birazcık eğitimli olan, birazcık tecrübesi olan herkesin başarıyla yapacağı bir şey. Ali de sağ olsun bizi ve beraber çalışıyor ve bu işi gayet güzel beraber götürüyoruz. Çünkü bu işte artık biz bir merkez olduk gibi oldu. Tamamen işimiz bu. Buna konsantreyiz. Ve bunu aksatmadan yapmak istiyoruz. Bir ilaç tedavisi herkes soruyor. Ne veriyor? İşte sana bir kutu antibiyotik vermiştim. Bir kutu daha antibiyotik vereceğim. Faydası var mı antibiyotiklerin? Şimdi sırf antibiyotik kullandığım dönemlerde bile bir miktar faydasını hissettiği için insanlar, biz de ona binaen devam ediyoruz. Halbuki artık mikrobik bir şey kalmamış oluyor. Bu prostat salgısı içeriden gelen. Ek olarak da prostatta kanlanmayı arttırıcı bir şeyler vermek istiyoruz. Ve bunlarda da en çok şu anda gündemde olan işte kabak çekirdeği yağı denedik. İşte çak şirotu dendi denedik. Ondan sonra sav palmetto, şudur budur bir sürü şey denedikten sonra aslında dönüp dolaşıp geldiğimiz yer tadalafil dediğimiz, biliyorsun bu işte fosfodiesteraz tip 5 inhibitörü, yani Viagra tipi sertleşme ilaçları nasıl ki penise giden kan akımını arttırıyorsa bunlar prostata giden kan akımını da arttırıyor. Yıllarca bu yüksek doz ilaçlar yan etkiden birçok insanın hayatına da mal oldu. Ondan sonra ve şimdi artık gündemde sertleşme bozukluğu olan işte 70 yaşında bir erkeğe biz 5 mg tadalafili uzun her gün alıyor. Her gün alıyor ve böylece sertleşme problemini aşıyor. Bu insanlar bize söyledi ki, hocam sertleşme problemi güzel düzeldi ama benim bir de prostat şikayetlerim kayboldu diye bildiler. Anlaşıldı ki prostata giden kan akımını da güzel arttırdığı için bu ilaçlar prostat şikayetlerini düzeltiyor o yaşlı erkeklerin. Gençlerde de baktık ki bu prostat iltihabını da çok güzel çözüyor. Orada dokunun yeniden iyileşmesine çok faydası oluyor. O yüzden böyle bir şey de ekliyoruz. Bugün bu, yarın bu değişebilir. Daha farklı bir ilaç arayış içerisindeyiz. Bu konuyu geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü her şey, her geçen gün yeni bir şey öğreniyoruz. Şimdi senin iyi başladın. Bu gidişatın faydalı olacağını gösteriyor. Ama yani ya amacımız şu, bir masajla, bir tedaviyle veya gelsin o gün masaj yapalım, işte ozon verelim, ısıtma tedavileri, radyo frekans falan neyse ve bitsin. Bu daha henüz ulaşamadık buna. Ama tedaviye inanıyor musun bir tıp öğrencisi olarak bu yaptığımız işe? Ben inanıyorum. Ben fayda göreceğimi düşünüyorum. Yani. Evet. Tecrübelerime de bakarım. Evet, yani bugüne kadar yaptıklarına göre bunun da bir fark olduğunu daha ilk andan itibaren hissetmeye başladım. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Hadi bakalım. Teşekkür ederim.